Nutella'ydı. Nutella dedim sonra düzelttim zaten. Cahil olamam ben. Tablo gibi ya arka taraf. Çok güzel. Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Koronavirüsle eve kapandık. Ama bizim tabii bahçemiz var çok şükür. Eve kapandık derken bahçelerdeyiz. Buralar temizlik istiyor. İşim daha dinlenme aşamasında olduğu için bir şey demedim. Bunların da hep temizlenmesi gerekiyor. Orada benim yıllar önce de... Ay ay ay, gördünüz mü siz bunu? Ama o bizi göremiyor. Güneşten ben de onu çok göremiyorum ama gitme. Gözleri yok ya. Göz yerleri çukur çukur, hiç gözü yok. Bu fayansların da buradan kalkması gerekiyor. Hafta sonları tatilinde az bir günü olduğu için yapamıyordu. Şu an saat 10.30, 11'e geliyor. Meral kalktı ama Ümit hala kalkmadı. Şöyle sizin arka balkonum dediğim yeri de göstereyim. Evin dışarıdan perdelerinin inmiş hali. İçeri sıcak ısınsın diye. Tabii yazın bu perdeleri kapatınca şurada olduğu gibi, kenardaki gibi kapattığımda ne oluyor? İçeri güneş girmiyor, ısınmıyor. Yukarısı işte dubleksin balkonu dediğim. Orada mangal var dediğim orası ve dubleks. Güzel oldu. Hoşuma gidiyor. Komşular bahçelerinde temizlik yapıyor, sesleri geliyor. Geçen gün de burayı temizledi. Zeytin ağaçları var. Ben belediye temizliyor sandım. Eşim de öyle sandı ama belediye temizlemiyormuş. Ya kendisiydi, komşuyu tanıyamadım. Ya da bir arkadaşına temizletti. Garaj olduğu için burası da garaj yolumuz. Acaba bu hafta böyle mi geçecek? İki hafta böyle mi geçecek? Bu kadar mı güzel bir gün olur, güneş olur? Çok geç kalktım ben de aslında, erken kalkmış değilim. Ümit yatıyor dedim ama. Karşıya da, ara katı da komşu gelmiş ya. Ben sadece üste gelmiş sanıyordum. Benim komşularım buradaydı. Hepsi gitti, taşındı. Türkiye'ye taşındı, Hatay'a taşındı. İleriki mahalleye gitti. Gelindi burada. Diğer gelindi diğer köyde. Erülkü'den ileride. Şu an adını unuttum. Evin etrafını dönüyorum bu arada. Ön balkonlarımızın altı böyle. Bu da diğer evimizin diğer tarafının garaj yolu. Bazı fazla gelen malzemeleri de buraya koyduk. Çünkü kullanılmayan bir geçit alanı burası. Kullanılmadığı için geçit bile diyemeyiz. Çünkü kullanılmıyor. Ve bir tane lale gördüm. Lalenin güzelliğini, gözleri görmeyen kedim de gelmiş buraya yatmış. Sesi duyunca bir kaçışı var. Üzülüyorum benden korkup kaçınca. Çünkü tehlikenin nereden kimden geldiğini bilmiyor zavallı. Korkup kaçıyor. Ev turumuzu da bitirdik böylelikle. Şimdi bakayım. Bizimkiler ne alemde?
Günaydın arkadaşlar. Şu an saat 10.30. Bizim evde herkes yatıyor. Dün çok güzel bir güne uyandık. Günün keyfini evde çıkardık. Ben hatta evin etrafını, bahçeyi falan döndüm. Hatta o videoyu da başa koyacağım ben biraz çektiğim için. Oruçlu olduğum için çok fazla bir şey çekemedim. Çünkü temizlik yaptım. Evdeki halıları kaldırdım. Herkes daha kış bitmedi. Halıları kaldırma. Yerinde bırak dedi ama ben denileni dinlemedim tabii ki. Hayır dedim. Halıları kaldırmam lazım. Yağmur yağıyor. Dün akşamdan beri yağmur yağıyor. Halıları kaldırmak istedim. Bir üstte temizlik yaptığımda hijyen kolay olsun. Acele sularla, domestoslu sularla evi silmek istedim. Dışarı çıkmıyoruz. Mikrop getirmeyiz. Eve de birini kabul etmiyoruz ama yani mikrop gelir ve ben onları silmek istersem, evde bir sürü yolluk ve halı vardı. Hepsini kaldırdım. Yıkamaya başladım. Hala bir tanesi de burada kurumadı. Onları bir güzel çırptım, temizledim. Önce süpürdüm, sonra çırptım. Bilin bakalım ne yaptım şimdi de. Tekrar birkaç tanesini yere serdim. Çünkü soğuk. Şimdi de pencereyi açtım ki. Bunu da akşamdan içeri almıştım. Açtım. Kurumasını istiyorum. Yıkadıklarımı sevmem ama. Bunlar burada kalacak. Şimdi kız kardeşim aradı. Elif Gülen 5 saattir uğraşıyormuş. Sabah çocuk 5'te kalkmış ya. Benim kız 10'da kalkmadı. Hala ben de 10'da kalkmamıştım ya. Neyse. Ben gece 2'de yattım. Meral de 1'de yattı. Şimdi dedim bize bir müsaade. Bir ufak çekim yapayım. Bir günaydın diyeyim. 2 günlük vlog şeklinde yayınlayacağım. Bunu bugün de çekebilirsem, bir sıkıntı çıkmazsa. Dün temizlik yaptım. Oruç olduğum için de böyle üşüdüm. Oturdum, kalktım. Su içemediğim için dinlenme fasılları falan. Bir şey çekmedim. Çorba falan yaptım. Onları çekerim dedim. O çorbanın pişirmesi çok uzun bir şey sürmedi. Yemek olarak makarna yapmak istedim. Makarna da canım çok çekmedi. Kızım yaptı. Dedim ben yemeyeceğim. Pesto soslu yaptı. Onların yediği şekilde onu yedi. Kendime biraz pazı kavurması vardı. Onu yumurtaladım. İftar saatinden 1-2 saat sonra onu kalktım yedim. Yani oruç olunca çok bir şey yemek istemiyorsunuz. Tüp midal olunca zaten çok bir şey yiyemiyorsunuz. Bol bol çayımı içtim. Kahvemi içtim. Saat 1.30'da gece yatmadan önce bir kahve daha içtim. 2'ye doğru gidip yattım. Dün gece 1.30-2'de yattıysam bu gece kaçta yatarım? Şimdi de kız kardeşime söz verdim. Kahveyi yapıp onu arayacağım ve karşılıklı kahve içeceğiz. Ama önce Ümit'e sormam lazım. Ümit kahve içecek mi? Muhtemelen içer. Kahveyi duyunca kalkar. O da yatıyor çünkü. Yatması olur mu? Yok. Eğer güzel yurtta olsak, güzel yurdu gezmek için benim eşim kalkar ve gezer. Bizim yıllardır bir terimimiz, bir deyimimiz. Yani Ümit'e uyarladığımız bir lafımız var. İşte İstanbul kazan Ümit kepçe. Ümit hadi kalk, güzel yurttaysak. Güzel yurdun dibi tutmasın, gazanın dibi tutmasın, karıştır. Ama bugün güzel yurda gidecektik aslında biz. Yağmur yağmaması gerekiyordu. Bahçenin kurumuş olması lazımdı. Çamurdu çünkü biraz. Ve anneme temizlik yapacaktı bahçede. Temizlik derken bahçe temiz maşallah. Büyük bir ceviz ağacı vardı. Ceviz ağacı kesildi. Ceviz ağacının dalları sağ olsun redif kesmiş kökten. Annem istiyordu çoktan da pisliğinden kurtuldu bu sene. Cevizinden de mahrum kalacağız ama pisliği kadını çok yıpratıyordu. Ceviz de ya kurtlanıyor ya çürüyor yere düşüyor. Toplayamıyorduk zaten. Onun dallarını bir güzel kesip ortadan kaldırmak istedi kayınvalide. Zeytinleri budamak falan. Budak makası da Esentepe'de kalmış. Yani bir şeyler yapmak istiyordu ama o işlerin bugün olmayacağı kesin. Biz de birkaç gün daha evde kalalım. Hava düzeldiğinde gidelim diyoruz. Dur bakalım. Gün bize neler gösterecek. Bu koronavirüs günlüğü olsun artık. 15 gün boyunca bu günlükleri yayınlayalım. Dur bakalım. Elimi alıp ara ara video çekmek aklıma gelmiyor. Çeksem çekmesem diyorum. Ama günlük şeklinde çekmeye karar verdim. Bugün neler yapıyoruz diye. Kahvelerimiz masada.
Evet arkadaşlar, günü 12 gibi başlayınca bugünü Cornflakes ile başlatalım dedik. Çünkü kahvemizi içtik ve bunu virüs günlükleri olarak düzenleyeceğimi düşündüğüm için sabah kahvaltımız da böyle ve manzaramız da bu. Rüzgar var ya biraz. Evet arkadaşlar, vlogları koronavirüs günlüğü şeklinde çekelim dedik. Dışarı çıkmıyoruz, özel bir şey yapmıyoruz madem. Bu şekilde çekmek istedim. Ne yaşadığımızı, nasıl yaşadığımızı birilerine göstersin istedim. Umarım doğru yapıyordum. Yanlışlarım da varsa uyarırsanız sevinirim. Şimdi tek başıma markete gideceğim. Evet, elimde eldiven yok ama belki oradan bulurum. Belki verirler, bilemiyorum. Keşke yeni eldiven falan olsa bunu düşünüyorum. Eldivenim yok. Maskem var. Gidip mecbur 2 gündür çıkmıyorum. Daha da çoktur çıkmıyorum. Yani biz cumartesi, pazartesi, salı bugün 3-4 gündür eve kapandık. Markete en son 4 ya da 5 gün önce gittim. Çok da hatırlamadım. Yani pazar günü gitmedim. Cumartesi de gitmedim. Cuma mı gitmiştim en son? Hatırlamıyorum. Şimdi markete gidip eksiklerimizi alacağız. İnşallah unutmadan alıp geleceğim. Park yerine bile giremedim ya. Kapısını açık bırakmış. Park edilmemesi gereken yerlere park etmişler. İnsanlar bir garip. Hem telefonda konuşuyorum, inmiyor. Hem kapı açık. Yolum kapandı. Sonra sorry yabancı. Ne güzel bir dünyada yaşadığımızı anlamamız lazım. Maskeyle yarım saat. Dayanabileceğim en son noktaydı zaten. Güzel bir dünya. Maskeye yarım saat dayanamadım arkadaşlar. Kızımın ricası, babaannesini aldığında içinden alıp geçirmiş. Anne tak eldivensizdim ama rüzgara bak ya. Maskemizi taktık, alışveriş yaptık ama bunu aldım içeride, inan ki. İnanın ki. Ben gelene kadar marketten kızım kahvaltı hazırlamış. Tost, helva, çilek reçeli ve boli bif, bal. Beyaz peynirimiz de var orada. Onu bir tek ben yiyorum. Bir de Ümit yiyor. Çökelek falan. Bir sürü şey aldım ama dediğim gibi bu bizim vloglarımız artık virüs günlüklerine dönüştü. Günlük öğlen yemeğimiz. Sabah kalktığımızda canımız bir şey istemiyordu. Geç kalkmıştık. Sadece cornflakes yedik. Şu an saat 3'e mi geliyorum Eren? Yani 2.30 oldu en azından. Öğlen yemeği, sabah geç sabah kahvaltısı ne denirse artık akşama da bir şeyler hazırlar yeriz. Bu da bizim böyle kahvaltımız. Şimdi bize afiyet olsun. Evet. Tabak almadınız siz yan önünüze. Eksikti mi ya? Şey, servis çatallar da yeni geldi. Bu senin. Üçgen peynirin. Servis tabak verecek misin? Kız kardeşime gittim. Hellimleri vardı. Hellimlerini verdim. Geldim. Gel oturalım. Kahve içelim. Yok dedim. No. Ben kimseyle karışmama kararı aldım. Mecbur kalmazsak. Tamam, temiziz hepimiz ama bu temizlik ne zaman bitti, ne zaman kimlerini biz nasıl anlayacağız acaba? Kimin kiminle görüştüğünü bilmiyoruz. Kimin kiminle kaynaştı. O kız kardeşiyle, o erkek kardeşiyle, o görümcesiyle derken bu iş uzayacak. Benim kızım ilaç kullanamıyor. İçemiyor hiçbir şey. Elimden geldiğince önce onu koyacağım, sonra diğerlerine. Kaşığı verir misin? Tabii anneciğim. Öyle değil. Çay kaşığı. Çay. Benimkinde ne işi var? Şekersiz içeceğim ben. Ne bileyim ben. Neyse. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Günlüğümüz devam ediyor.